Şeytanın Genel Tarihi, Geralt Mesediye. 80'li yılların ortasında ilginç olduğu kadar da simgesel bir coğrafi yer değiştirme dünya kamuoyuna sunuldu. Gerçekten de o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, astroloji ile de yakından ilgilenen Ronald Reagan'dı. Sovyetler Birliği'ne kötülük imparatorluğu olarak nitelediği görüldü. Buna karşılık İran'ın fiili başkanı Ayetullah Hümeyni de Amerika Birleşik Devletleri'ni büyük şeytan, küçük şeytanın kim olduğu hiçbir zaman bilinemedi olarak niteledi. Bu retorik bolluğundan çıkan ilk sonuç şeytanın yurdu olan cehennemin herkes için aynı yerde bulunmadığıydı. İkinci olarak ise şeytanın politik olarak geçerli bir figür olduğu sonucu çıkıyordu. Oysa herkes bilir ki politika yalanın alanıdır. Aslında 1992 yılında Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Abbasi Madani'nin baş yardımcısı Ali Bin Hacı, Tanrı'nın, Kur'an'ın ve sünnetin buyruklarından uzaklaşan her parti şeytanın partisini temsil eder açıklamasıyla şeytana yeni bir politik rol atfediyordu. Cehenneme yollanan partiler gezegendeki politik partilerin neredeyse tamamıydı. Aynı ideoloji daha sonra şeytanın dolaylı rolünü şu şekilde özetleyecekti. Demokrasi sorununa gelince, Müslüman bir ulusta en yüce iktidarın Tanrı'dan başka bir mercinin elinde olamayacağı inancındayım. Biz halkın halk üzerindeki iktidarına değil, Tanrı'nın halk üzerindeki iktidarına inanıyoruz, dediler. Başka bir deyişle ve akıl yürütme yoluyla yaratıcının karşıtı şeytan demokraside var olamaz çünkü orada Tanrı yoktur. Buna karşılık laik toplum bir şeytan toplumudur. Bu tür önermeler insanı öfke nöbetlerinden de ironiden de uzak durmaya davet eder. Doğduğu andan itibaren Hristiyanlık dünyevi kolları aracılığıyla yeryüzünü şeytanın varlığı ve onun kralın ve Papa'nın birleşik iradesine uygun olmayan her şey içinde mevcut olduğu ilkesine dayanarak yönetti. On binlerce hayat bu teokratik devlet kavrayışını savunmaya kurban edilirken yalnızca Fransız devrimi buna son verebildi. Şeytan var mıdır? Bu kadar iddialı bir soru sormak savında olunduğunda mütevazilik kendi yerinin belirlenmesini ister. Katolik Hristiyan olan ben, çocukluğumda şeytanın varlığı konusunda ikna edilmeye çalışıldım. Öyle ki hangi çılgınlıkta bilmiyorum ama geceleyin şeytanın ayağımı çekmesiyle bile tehdit edildim. Ciddi bir pedagojik hata. Çünkü ben kuramsal olarak bu kadar önemli bir kişiliğin bir çocuk üzerinde bu kadar gülünç maceralara girişmesinden pek de saygıdeğer olmadığı yargısında bulunmakta gecikmedim. Daha kötüsü beni tehdit edenler onu belli bir mekanla sınırlandırıyorlardı. Örneğin tuvaletlerden çıkmıyordu. Bu da beni şaşkına çeviriyordu. Belki bağırsaklarından rahatsızdı. Mahzenlerden de çıkmıyordu. Burası da oturmak için pek saygın bir yer değildi. Birisine Tanrı'nın rakibi olma onuru verilirse herhalde başka yerde oturur. Çocuklara saçma şeyler söylemenin daima kaybettirdiğini bugün anlıyorum. Çünkü bu tür ipe sapa gelmez şeyler yinelene yinelene ben de bu kişiliğin varlığına ilişkin ilk kuşku tohumları atılmış oldu. Yine de ısrar ettiler. Çölde İsa'yı o baştan çıkarmıştı. Doğrusu söylevi bana inandırıcı gelmedi. Gerçekten de şeytan Tanrı'nın oğlu kabul edilen birine zaten sahip olduğu imparatorlukları önermek için son derece aptal olmalıydı. Bu durumda ona niçin şeytan demeli? Ya İsa Tanrı'nın oğlu değildi ya da bilinçlere nüfuz eden şeytan onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Her durumda ortada bir yanlışlık vardı. Cizvit papazları arasındaki din eğitimi derslerinde, başka yerlerde de dendiğini sanıyorum, şeytana Satan denirdi. Bunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sözcük Arapça şitandan türemiştir ve sadece kısaca şeytan anlamına gelir. Onun gururunun kışkırtmasına boyun eğip başka bazı kötü niyetlileri de düşüşe sürükleyerek efendisi Tanrı'ya karşı ayaklandığı ana kadar Tanrı'nın yanında ikamet eden bir melek olduğu kesin olarak belirtildi. Kışkırtma mı?
Bu durumda kışkırtma şeytandan önce vardı diye itiraz ettim hep. Dolayısıyla kötülük ondan önceydi. Kötülüğün varsayılan mucidi o ise bu nasıl olabilir? Akıl yürütme tarzım, peder Viregil'i çok kızdırmış olmalı ki 3 aylık raporda beni kötü niyetli olmakla suçladı. Bugün yarım yüzyıl sonra soru hala yanıtsız kalmıştır ve hiçbir teoloji kitabı bu konuda beni henüz aydınlatabilmiş değil. Kimileri onu bir Latin adı olan Lucifer, sonra Baal-Zebub, ardından da 20 değişik adla adlandırdılar. Kavrama her yerde rastladım. Luther'in onu gördüğü ve kafasına hokka fırlattığı söylenir. Benim ve başkalarının yararına bu durum, cinnilerin ayan beyan durumlarını anıştırdı. Ancak bu söylenenler konuyu tam olarak aydınlatmaktan uzaktır. Nil'e bakan bir terasta bir gün söyleştiğim ve Laud'un şeytanlarını yazmış olan Aldous Huxley, Urbain Grandier ve etrafındaki deli rahibeler olayında sanrı yaratan etkenin büyük bir olasılıkla çavdar kılçığı olduğunu, Laud'un rahibelerinin gösterdikleri semptomların bu buğday paraziti zehirlenmesinin semptomlarına şaşırtıcı ölçüde benzediğini açıkladı. Gerçekten de bu kılçık zihni rahatsız ediyor ve saplantılara neden oluyordu. Ayrıca kısa süre sonra ünlü Pont Saint Esprit sanrıları olayı meydana geldi. Bunlar bozulmuş unla yapılmış ekmekleri yedikten sonra cehennemi saplantılar içine girmişlerdi. Luther'in de bozulmuş unla yapılmış ekmek yiyip yemediğini hiçbir zaman bilemedik. Çok daha sonraları kuşkuculuğumun karşı çıktığı bir bilgi beni bir cinliyi ziyaret etmeye yöneltti. Garip biçimde erkek cinli vakası kadın cinliden çok daha azdır. Bunun nedeni herhalde kadınların aslında demonun yaratıkları olmasıdır. O kadının tutarsız, kasıtlı, müstehcen konuşmaları vardı. Cinli olduğunu nasıl anlayacaktık? Yakın dönemdeki kanıt, çevre kilisedeki bir rahibin kadını cinini kovalayarak iyileştirmiş olduğuydu. Ancak şeytan geri dönmüştü. Demek ki şeytan yapacak iş bulmakta zorlanıyordu. Yoksa zavallı bir kadının bedenine girip yerleşmek ne işe yarardı? Birinin evrensel görevleri varsa herhalde yapacak daha iyi bir işi olmalıdır. Bu zavallı kadın histerik miydi, yalnızca kafası karışık biri miydi, alkol ya da herhangi bir nörotrop madde mi kullanmıştı, yoksa beyin damarları mı hasara uğramıştı? Bugün bunu bilmenin hiçbir olanağı yok. Bugünlerde Paris metrosunda yüksek sesle uygunsuz laflar eden ve başka dönemlerde cinli olarak nitelendirilebilecek alkolik dilencilere sık sık rastlıyoruz. Gilles de la Tourette'in psikiyatrik sendromunu da unutma eğilimindeyiz. Bu sendrom, normalde çok kibar olan insanların ağzından aniden yığınla edepsizce uygunsuz söz çıkartır. Mozart'ın durumu da buydu. Zamanla şaşırtıcı birçok başka motif de ortaya çıkacaktır. Önce şeytanın tasviri, batıda şeytan niçin genellikle insan vücutlu, boynuzlu ve keçi ayaklı antik tanrı Pan'ın karikatür bir çeşitlemesidir. Ve niçin kötülük yine Avrupalılarda genellikle sürüngenlere özgü bir şey olarak temsil edilmiştir de Mısırlılar ve Aztekler yılanı tanrılaştırmışlardır. Ve dahası mitolojilerinde şeytana denk düşecek hiçbir şey betimlenmediğine göre Yunanlılar ve Romalılar başkalarının yanı sıra şeytansız nasıl yapabilmişlerdi? Tanrı karşısındaki kuşkuculuğum gözler önündeyken beni yıllarca teolojiye çekmeye çalıştılar kuşkusuz. Tanrı'nın bir simetrisinin olması gerekiyordu. Aksi takdirde insanlığın kötülüklerini Tanrı'ya yıkmak gerekecekti. İyi bir tüme varınca akıl yürütme tarzı. Peki Tanrı yeryüzündeki her şey kadir değil miydi? Evet, ama insanların iradesini araya sokuyordu. Kışkırtmaya karşı kendilerini savunması gerekenler onlardı. Peki ya henüz çocukken hastalanıp ölenler? Bunlar yaratıcının akıl sır ermez işleriydi. Ama yaratıcının akıl sır ermez bu işleri kötülüğün alanını da kapsadığına göre insanlığın mutsuzluklarının geri kalanının da ondan kaynaklanmadığını kim söyleyebilirdi? Hakaret, rahipler beni azarladılar. İmanın sırlarına itaat et. Bunu ben de çok istiyordum ama o zaman yaratıcının için durup dururken beni bir akılla donatmıştı. Kullanmayayım diye mi?
İtalyan filozof Giovanni Papini de kafamı iyice karıştırdı. Tanrı'nın iyiliği sonsuz olduğuna göre kıyamet günü ezeli düşmanını da bağışlaması gerekirdi. Gelecekteki bu bağışlayıcılık bana mantıklı gözüktü. Fakat bunun sonuçları sapkındı. Sonunda aklanacağından haberli birine karşı savaşmanın pek yararı yoktu. Teolojinin şeytanla ilgili konularda oldukça belirsiz olduğunu da söylemek uygun olur. Bilindiği gibi kilise şeytana inanmaktadır ama bu konudaki düşünceleri bana çelişik geliyor. Oldukça ama laik dünya şeytana dair çok daha kesin ve güçlü bir düşünceye sahiptir. Dolayısıyla vasat bir özlem duyduğumu itiraf ettiğim teolojiden vazgeçtim. Oysa modern dünya paradoksal bir çatışmanın kurbanıydı. Artık şeytana karşı eskinin sertliğiyle davalar, odunlar ve Engizisyon üyelerinin gözdesi gibi diğer işkence aletleriyle savaşılmıyordu. Fakat şeytan yine de her yerde görülüyordu. Reagan ve Humeyni bunun tanığıdır. Hem de modernitenin göbeğinde. Modernite yanılsaması güçlüdür. Türev bir kavram olan modern, anlamdan yoksun bir terim olduğu sürece bu daha da güçlü bir yanılsamadır. Bay Jourdain'in nesir yazması gibi ister istemez yani farkında olmadan modern olduğumuzdan çok endişeliyim. Mimaride ve felsefede karşılaşılan ve cinsellik ile mutfağın da sırada beklediği şaşırtıcı bir kavram olan postmodern olmaya gelince bunun nasıl olduğunu kendime sorup duruyorum. Artık büyücülük davaları açmadığımıza göre demek ki modernite yanılsaması çağımızın geçmişin batıl inançlarından kurtulmasını istiyor. Göreceğiz. Kısa süre önce çıkan bir eser, Ay'da yürüyen insanın vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda polisin sadece büyücükle uğraştığını ve dünyanın değişik yerlerinde şeytan adına büyü yapmakla suçlanan insanların durum el verdiğinde katledildiklerini saptamaktadır. Bunlar dinsel işlerdir. İnsanların inanç özgürlüğüne dokunmayalım denilebilir. Hiç kuşkusuz ama inanç özgürlüğü adaletin ve politikanın işleyişini değiştiriyorsa durum böyle değildir. Parlak laflara dayalı bu öfkelerin en çarpıcısı, politikacıların kötülüğü bir noktada toplayan ve buradan yola çıkarak tanımlayan mantık ötesi zihin, kötülüğün değil, kışkırtmasına çok sık teslim olmalarıdır. Çünkü kötülük tanımlandığı andan itibaren, yani adlandırılıp onu temsil edecek yetkili biri bulunduğunda sonunda belli bir yere yerleştirilir. Bu işte tamamlandığında artık tek hedef bu kötülüğün imhasıdır. Örneğin Reagan, Sovyetler Birliği'nin imhası için çağrı yaparken Humeyni de büyük şeytanın yani Amerika'nın imhasını istiyordu. Ama her ikisinin söylevleri de ikiyüzlüydü. Biri Sovyetler Birliği ile işbirliğine devam ediyor, diğeri de büyük şeytanla yani Amerika ile silah ve rehineler sorunuyla ilgili gizlice pazarlık yapıyordu. Yine de bu retorik taşkınlıklar şiddetlenebilir ve tarafları hakiki bir savaşa sürükleyebilirdi. Bu örnek şeytanda, Lucifer ya da Beelzebub'da var olduğuna inanılması gereken tehlikelerin kanıtıdır. Fakat renkleri canlı Reagan ve Humeyni'nin istisnai kusurlara boyun eğmeleri gerekirdi. Gerçekten de çağdaş insanlık büyük bölümüyle kötülüğün ortaklarını ve şeflerini imlemekte, nitelemekte, adlandırmakta, sınıflandırmakta, ayrıntılandırmakta ve yerini saptamakla meşguldür. Gün geçmiyor ki birileri kendi ya da bir grup adına falanca ya da filanca kötülüğün şu ya da bu olduğu, orada ya da burada olduğu, otomobil, televizyon, rock, işsizlik, AIDS, şehir yorgunluğu, uyuşturucu, kirlilik, cinsellik, göç, Araplar, Yahudiler, KGB, CIA, Le Pen, Bush, Chirac, Pinochet, Margaret Thatcher, Gizart, Pol Pot, Marşeis, Rochart, Birmanya rejimi, faşizm, kapitalizm, gürültü, sigara, kanser, nükleer santraller olduğunu ilan etmesin. Kim ya da ne eksik kaldı ki? Hepimiz her zaman bir başkasının şeytanıyız. Demek ki kötülüğe karşı fanatik, bitmez tükenmez gizli bir savaşa ister istemez ortak oluyoruz. Fanatizm terimini bir dil alışkanlığı sonucu kullanmadım. Bunun iyi, şunun kötü olduğunu iddia eden manici bizi
her an kötü niyetliliğe, güvensizliğe, ardından da hoşgörüsüzlüğe ve nihayet cinayete hazırlar. Yabancı her zaman düşmandır ve bu zihniyet içinde sonunda her şey yabancıdır. Demek ki kötülükle, yani farklılıkla kuşatılmışız ve yaşamımızın her anında bunu bertaraf etmekteyiz. 16. yüzyılda Vasi'de Katolik Fransa örnek olacak bir sertlikte Yahudileri kapı dışarı ettiğinde onları şeytanın işbirlikçileri, dolayısıyla düşman olarak kabul ediyordu. Kolayca unutuluyor ama günümüzde garip bir şekilde nostaljik bir Katolik sağın simgesi olan Jeanne d'Arc'ı kilise, psikopos, Kauçan aracılığıyla büyücülükle suçladığı için ateşe attılar. Fransa protestanları katletmeye giriştiğinde de neden aynıydı. Demek istediğim şu ki şeytanın sisteminin, çünkü bir öncelikle bir sistemdir, mantıksal bir çılgınlığın kurucusu olan bir sistem kayda değer bir politik etkisi vardır. Onun varlığı temelde politiktir. Bu sistemin en olağanüstü etkisi sonunda peşinden sürüklediği ve düşünce tarihinde tümden bir yenilik olan ahlaki ve felsefi düşünmenin doğasını bozmasıdır. Bu, kötülüğün sıradanlaşmasına inanmaktır. Bu formül 30 yıl önce son derece verimli bir zihindeki samimi olduğuna inandığım ve samimi olduğuna inanmam için bütün nedenlere sahip olduğum bir hüzün içinde bir kadın tarafından, yani Hannah Arendt tarafından ortaya atıldı. Bu yazarın en tartışmalı çağdaş düşünür olan Heidegger'le ilişkisi olmasının önemi yok. Arendt, bıkkınlık getirdiğimiz, dolayısıyla artık bize sıradan gelen kötülük örneği, yani Nazizm tarafından direncimizin kırıldığına yürekten inanıyordu. Bu kavram, Auschwitz'ten sonra tarihin bittiğine inanan çok sayıda saygın düşünür tarafından açıklanmış postmodernizmin şafağını başlattı. Bu şeytana ve daha da önemlisi artık kendimizi ondan sakınamadığımıza inanmanın tehlikelerine dair mükemmel bir örnektir. Gerçekten de gençliğim boyunca Stalin'in ve Sovyet komünizminin Nazizm kadar kötü olduğunun ve şeytan diye kabul edilmeyi Nazizm kadar hak ettiğinin farkına çok az insan vardı. Utanç verici hesaplara girişmek gerekirse Sovyetler Birliği'ndeki 16 milyon ölü en azından Nazi kamplarındaki 6 milyon ölü kadar ağırdır. Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Hitler'e ve 3. Reich'a hangi temelde tercih edilebilir? Nazilerin Yahudi karşıtlığı mı? Sovyetlerin Yahudi karşıtlığı daha az ifade edilse de vardı. Gulaklar toplama kamplarıyla eşdeğerdedir. Ama ilkel anti-Sovyetizmle damgalanma korkusuyla kimse böyle bir yerin varlığına inanmak istemiyordu. Viktor Kravchenko 1949'da gulakları ilk kez gözler önüne serdiğinde bu bir skandal ve bir yuhlanma konusu oldu. Ona Amerikan ajanı dendi ve sahtekar muamelesi gördü. Dönemin saygın kişisi Sartre'nin yürekliliği bile Kravchenko'nun iddialarının montaj olduğunu bizzat Kravchenko'nun itiraf etmesinin önüne geçemedi. Şeytan Hitler'dir, Nazi Almanyası'dır. Niçin bunu inkar etmek istiyorsunuz? Leningrad'ın çektiği korkunç acıyla Nazilerin canavarlığını bir kefeye koymaktan çekinmiyor musunuz? Kuşkusuz sorun bu değildi. Kimse bu tür kıyaslamalar yapmayı düşünmüyordu. Aslında işin özü şeytanın bir yerle sınırlandırılmış ve belirli bir alana kapatılmış olmasıdır. Dolayısıyla başka yerde olamazdı ve Stalin Hitler'e karşı savaşmışsa bu insan eksikliklerine rağmen iyi olduğundandı. Böylece pratikte Gorbaçov'a kadar Avrupa'nın en iyi, en entelektüel, en incelikli, en bilge kişileri Sovyetler Birliği Partisi'nin solun ışığı olduğu yanılsamasını yaşadılar. Picasso büyük ressamdı çünkü komünistti. Buna karşılık Franco rezilin tekiydi çünkü cumhuriyetçileri ezmişti. Malraux ve Sartre aslında son derece dinsel olan bu yanılsamaları sürdürdüler. Çünkü Malraux entelektüel yapısı itibariyle sonuna kadar dindardı ve 19. yüzyıl ya da dinin yüzyılı olacaktır ya da hiçbir şey diye yazan oydu. Tanrı bizi korusun. Eğer solcu değilseniz sağcısınız. Dolayısıyla faşistlerin suç ortağısınız. Temeldeki politik kültürsüzlüğe ve dönemin tuhaf karmaşasına tanık eden söz dağarı bulanıklığı. Bu sayfalardaki amacım bu olağanüstü hatanın sonuçlarının dökümünü çıkarmak değildir. Dünyanın şeytanlaştırılmasının, dolayısıyla şeytana inanmanın zararlarını açığa çıkarmak istiyorum.
Yine de biraz tarih bu ilkel teolojiyi parça parça sökmeyi başarıyor. Şeytan Stalin, şeytan Hitler'le anlaşma yaptı ve bunun nedeni politikanın dar bakışıyla Hitler'in usulüne uygun bir şeytan, bu terminolojiyi kullanmak gerekirse, olmaktan vazgeçmiş olması değildir. Molotov-Ribbentrop paktı bunu açıkça kanıtlar. 50'li 60'lı ve hatta 70'li yıllarda Kuruşçev raporu Sovyetlerin kusursuz görünümünde çatlaklar meydana getirmeye başladığında Alman-Sovyet paktının hatırlandığını görmek boşuna değildir. Sorun bu şekilde koyulduğunda ya size bunların geçmiş zamanda kaldığı karşılığı verilecektir ya da en fazla kuşkulu bir kişi olarak görüleceksiniz. Tıpkı bir din adamları toplantısında mayasız ekmeğin İsa'nın etine ve kanına dönüşeceği kesin ana ilişkin patavatsız sorular soran bir rahip gibi. Sırası gelmişken belirteyim. Tarihin büyük harfli hiç kuşkusuz ne olduğunu bilmiyorum ve kimsenin de bilmediğine dair güçlü bir inancım var. Birinci yüzyıldan itibaren tarih üzerine söylenenlerden kuşku duymak için birçok nedenimiz oldu. Çünkü titiz tarihçi ama o da şeytana inanıyordu. Flavius Josephus, Yahudi Savaşı üstüne ve Yahudilerin İlk Çağı adlı iki kitabında sonraki 2000 yılı belirleyecek olaydan yani İsa'nın vekaletinden ve ölüme mahkum edilmesinden pek söz etmez. Kuşkusuz bundan haberdardı. Çünkü bilgilenmesine hayli katkıda bulunmuş olan Herodes Agrippa II olaydan ona söz etmiş olmalıydı. Fakat hiç kuşkusuz o bunu önemsiz bulmuştu. Ardından tüm bir düşünürler topluluğunun tarihin bir yönü olduğu, bu yön sosyalizmdi konusunda bize güvence verdiğini gördük. Ancak son 10 yılın olayları onları yalanlar gözükmektedir. Bu ünlü yönün peşinden gidildiği sanılırken bazı kiliselerin bürolarının içlerinden Mao Zedong'u ardından Mareşal Lon Nol'un Kamboçya yenilgisini övdükleri unutuluyor. Çikolatayı seven ama etkilerini sevmeyen insanlar gibi bu insanlar da kültür devrimi sırasında ve ardından Kızıl Kramerlerin Phnom Penh'e girişleri sırasında kendilerini rahatsız hissettiler. Bu hataları hatırlatmak yakışıksız gibi geliyor. Dolayısıyla yaratıcılarının adını anmayacağım ancak tarihin bağırsak kurtlarından rahatsız bir köpek gibi bir kendi kuyruğunu ısırdığını düşünmekten de kendimi alamayacağım. Dolayısıyla doğal sonucu kötülüğün sıradanlaştırılması olan postmoderniteye inanmadığım gibi tarihin bir yönü olduğuna da inanmıyorum. Modernite üzerine kehanetlerin başarısının altında ezilen ben, çağımızdan önce 6. yüzyılda Anabasis'in çektiği dayanılmaz acılar içinde açlık, susuzluk, soğuk, öldürücü sıcaklar, bitkinlik, çıban, dizenteri, sıtma, engerekler, sinekler Pontus kıyılarına doğru geçerlerken Kesanov'un on binlerinden bir erin düşüncelerinin ne olabileceğini hep merak etmişimdir. İnsan yaşamının ne önemi vardı? İnsan sitenin kölesi miydi? Ne adına? Maceracı eski kurdun delice serüvenini Kesetnon dinlemiş olduğuna göre bu Sokrates'in öğretisinin ürünü müydü? Tanrılar ne düşünüyorlardı? Bu askerlerden vaz mı geçmişlerdi? Varlıklarını sürdürüyorlar mıydı? Onların entelektüel çare olarak başvuracakları şeytanları hiç olmadı. Sokrates'in daimonu bile yoktu. Çünkü Yunanlıların bunun üzerinde iyice düşünelim, şeytanları yoktu. Canavarları kuşkusuz vardı. Örneğin şu zavallı Gorgo. Fakat onun da başını Perseus koparmıştı. Kerberos bir bekçi köpeğiydi o. Sintafale Gölü kuşları, Diomedes'in kısrağı, Ermentyahos'un yaban domuzu. Onların hesabını Herakles gördü. Kentuarlar, kır tanrıları. Sevgili yokluğunda insanı onlar eşlik ederdi. Tek bir kalıcı karşı tanrı yoktu. Belki tanrının gökyüzünden aşağı attığı şu meleklerin ataları olan Titanlar bile karşı tanrı değildi. Çünkü onlar da cehenneme gönderilmişlerdi ve Zeus'un gücünü artık tartışmıyorlardı. Yunanlılar, Kisenop'un askerleri de dahil olmak üzere demek ki kendi hayatlarını hakiki tehlikeleri ve hakiki şansları görerek yaşıyorlardı. Bu hayat tanrılar arasındaki ilişkilere ve birbirlerine sundukları şeylere bağlıydı. Ah, Yunan sandallarının tozundan asla kurtulamadığımız ülke.
Sen her şeyi yaşadın, her şeyi anladın, her şeyi söyledin. Genellikle terörist yani korkak olan bizim modern askerlerimiz öldürdükleri kimselerin cennete gideceğini ileri sürerler. Vatanın geçerliliği kalmamıştır. Esir düştüklerinde ve ender olarak öldürüldüklerinde ise kendilerini şehit ilan ederler. Çünkü her şey kadir olan adına ve şeytana karşı savaşmışlardır. Kısaca benim söylemek istediğim şey, şeytana inanmanın şeytancı olduğudur. Yoksa şeytanın en büyük kurnazlığının insanları kendisinin var olmadığına inandırmak olduğu konusunda güvence veren Cizvit papazlarının bana öğrettiği gibi tersi değil. Tanrısallıklar ki kötülük de bunlardan biridir, her zaman bir yerden, verili bir dönemden doğduğuna göre dünyanın bütün kötülüklerini taşıyan bu meşhur şahıs nereden gelmiştir? Ataları kimlerdi, tarihi neydi? Tüm zamanlarda var olmuş muydu? Soru çocukluğumdan itibaren zihnimi meşgul ediyordu. Bu sayfalarda yanıt verdiğimi umuyorum. Çocukluğumdan bu kadar uzaktayken burada şeytana inanmayı da şeytanlaştırmak niyetinde değilim. Her insanın hatta hayvanın ilk kez bir köpekle karşı karşıya gelen, kabarmış, gözleri yuvalarından fırlamış ve tüyleri diken diken olmuş bir kedinin dehşetini görmüş bir hayvanların da şeytanları olduğundan kuşkusuz kuşku duyamaz. Özünde bulunan iç sıkıntısının şeytan kovmaya ihtiyacı vardır ve her türlü şeytan kovmanın ilki düşmanı adlandırmak, ardından tanımlamak ve mümkünse yok etmektir. Dev Goliath'tan Gevaua'dan hayvanına, Artesli Tarasque'den Doktor Petiot'a kadar korku nesnesinin neden olduğu iğrenme ve kine nasıl karşı koymalı? Bütün kötülüklerin nedeni de değilse de en azından kötülüğün bir yerle sınırlandırılmasını bu nesnede görme kışkırtmasına nasıl direnmeli? Çünkü insan varlığı yaygın kanının tersine rasyonel değil, rasyonelleşebilirdir. Ve bu çok farklı bir şeydir. Benim dileğim burada okura sunduğum çalışmanın sonucu olarak korkumuzun nesnesini nihai olarak değerlendirmekten ve onu sürekli olarak kategorize etmekten sakınmak. Yani şeytanı deliliklerimizi taşıttığımız zihinsel bir nesne haline getirmekten kaçınmaktır. Konunun kapsamı dikkate alındığında başkalarının çalışmalarını temel almam kaçınılmazdı. Kaynakça ve inceleme notları buna tanıktır. Şeytan sadece söylem dolayısıyla tanınabildiğine göre başka şansım yoktu. Şeytana hiç rastlamadığımdan dolayı birinci elden bir tanıklık sunamazdım. Bu nedenle şeytandan söz edenlerin anlatılarını toplamak zahmetine katlanmış olan tarihçi ve etnologlara, ilk çağ metinlerini aktarmış olan kimliği belirsiz yazıcılara şükranlarımı sunmak benim için bir zorunluluktur. Tarihçi olduğu kadar değerli bir belgeci de olan Annie Latour'a şükranlarımı sunmalıyım. Dikkate değer sezgisi benim için çok yararlı oldu. Çünkü ben ne aradığımı bilmediğimde genellikle o buldu. Burada çalışmalarını hiç kuşkusuz herkesten daha çok koşullarda sürdüren, çünkü genellikle çok güç, iklim ve koşullarda saha çalışması yaparken sadece beyinlerini değil, duyarlılıklarını ve bedenlerini de sınayan, Trobriand adaları yerlilerinden hoşlanmayan bir Malinowski gibi ya da güncesinde ne Afrika'ya ne de Afrikalılara inandığını itiraf eden bir Leiris gibi, kimi zaman kuşku ve cesaretsizlik içinde kıvranan etnologlara bir düşüncemi, bu sözcüğü kullanmaya cesaret ediyorum, sevgiyle yöneltiyorum. Ne Malinowski'nin tiksintisine ne de Leiris'kine inanıyorum. Sadece onların cesaretsizliklerinin bir kültürü diğerinin içine geçirmekten ibaret engin, sonsuz bir amaç gütmekten kaynaklandığını sanıyorum. Etnolog değil, iflah olmaz bir yolcu olan ben, kızgın isyancıların tehlikesi karşısında Port Moresby'deki odama kapandığımda ya da Palenque'de bir gece çamurun içinde bata çıka yürürken ve daha kötüsü, akşam yemeği için köşedeki yerliden yüksek bir fiyata satın alınmış, neredeyse çürük iki muz ve ılık bir Coca-Cola'dan başka bir şeyim yokken etnologların karşılaştığı güçlükleri hissetme fırsatım oldu. Kuşkusuz bu turistik bir gezi değildi, çünkü birçok kez Paris'e dönerken yorgunluktan eşyalarımı paketleyemediğim oldu. Bitmiş, açık seçik, akla yatkın, siyah beyaz basılmış, notlar düşülmüş kitaplarda bile bu cesaretsizlik her zaman tehdit edicidir. Ne çok inanç, ne çok korku, ne çok aptallık. Bununla birlikte söz konusu edilen insanlar şefkate ve kızgınlığa kuşkusuz layık. Ama bugün anlaşılamayan insanlar oldu. Arada bunca mesafe varken onlardan gerçekten söz edebilir miyiz? Ve dahası onları yargılayabilir miyiz?
Yalan söyleme pahasına da olsa bu riske girmek gerekir. Çünkü soğuk düşünce olmadığı gibi soğuk bilgi de yoktur. Bu satırlarda önceden söyleyeyim, duygulanımlarımı ve inkarlarımı okuyacaksınız. Cennet ve cehennem hikayeleri zaten vardı ama ben sadece bir tek şeytanın tarihini biliyorum. 17. yüzyılda yaşamış, yazılmış bu hikayenin yazarı Robinson Crusoe'nun babası Daniel Defoe'dan başkası değildi. Konu o dönem için riskli olduğundan yazar imzasını atmaktan çekinmiştir. Fakat doğruyu söylemek gerekirse bu bir tarihten çok bir anekdotlar ve düşünceler toplamıdır. Ve aradan 200 yıl geçtiğinden başlığı yeniden kullanabilirim gibi geliyor bana. Fakat bu kez işin içine girerek. Gerçekten de ancak gerçek olayların tarihi olabilir ve şeytan hiçbir olaya karışmamıştır. Son yüzyılların en önemli anlarında bile utanç verici bir biçimde yoktu. Kuyruğu ve boynuzları ne Fransız devrimini ne de 1917 Ekim devrimi sırasında görüldü. Ne Hiroşima'da ne de Ay'da ona rastlandı. Pasteur'ün laboratuvarlarında Hitler'in yeraltı sığınağında da yoktu. Pol Pot ortalığı kırıp geçirirken Kamboçya'da kadınlar ve çocuklar gönüllü savaşçılar tarafından kurşunlanırken Saraybosna'da ortaya çıkması beklendi. Ama orada görülen şey insani tutkuların, özgürlük ve haysiyet tutkularının, entelektüel keşif tutkusunun ve de hayvanın bile bilmediği, çünkü hayvan asla hayvan aptal değildir, sadece insan bir hayvandır, aptaldır, kin tutkusunun ifadesinden başka bir şey değildi. O halde var olmayan bir şeyin tarihi nasıl yazılabilir? İtiraf edeyim ki bu Hegelci anlamda fenomenolojik bir tarihtir. Dolayısıyla çalışmam Tanrı'nın bir kadın, büyük tanrıçı olduğu binlerce yıl öncesinden insanlık cinayetlerinin karanlık güçlerin zaferiyle açıklanmaya çalışıldığı yakın yüzyıllara kadar uzanan tanıklıkların çözümlenmesinden ibarettir. Oysa bu karanlık güçlerin var olduğu tek yer toplum ve toplum ahlakı tarafından beyne kazınmış izlerdir. İçimizdedirler, dışarıda değil. Birkaç yıldan bu yana France ve Nouvelle gazetelerinin başyazarlarını, okurlarını şeytanın dönüşü başlığı altında bu şeytanın kolektif bir fantazma olup olmadığını görünüşte kendilerine sormadan düzenli olarak azarlayıp duruyorlar. Dolayısıyla burada göstermeye çalıştığım şey insanların kendilerine bu şeytanı imal ettikleri ve günümüzde galaksiler arası canavarlar ya da nesnelere ilişkin korku filmleri görmeye gittiğimizde hala yaptığımız gibi bu galemin model almaya devam ettikleri şemaların şifresinin çözülmesidir. Çünkü insan varlığı korkuyu sever. Sonunda Baudelaire'in dediği kadar iki yüzlü olmayan okurdan ricam, adlandırmadan önce inceleme, yargılamadan önce anlama ve iç sıkıntısına hakim olma lütfunu Yunan'dan alıp öğrenmesidir. Ve bizim Tanrı ya da şeytan diye adlandırdığımız şeyden korkmamasıdır. Çünkü Homeros'un dediği gibi Odesse bile Tanrıları kandırıyordu.